izleyenleri yarın açılışı gerçekleştirilecek olan Foto İstanbul Festivali'nin sanat yönetmeni Atilla Durak'la beraberiz. Şimdi festivalle ilgili kısa bir bilgi alacağız kendisinden. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Siz hoş geldiniz. Bizim festival alanımızdasınız, o yüzden... Evet, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Yarın geleneksel hale gelmiş olan İstanbul Fotoğraf Festivali'nin açılışı gerçekleşecek. Nasıl, neler görecek buraya gelen fotoğraf severler? Nelerle karşılaşacaklar? Geçen sene izleyenler biliyorlar ki biz her yıl bir tane konu çerçevesinde dünyadan ve Türkiye'den fotoğrafçıları bir araya getiriyoruz. Fotoğrafla ilgili akademisyenleri... bir araya getiriyoruz, fotoğrafla ilgili uzmanları bir araya getiriyoruz ve İstanbul'u bir fotoğraf platformu kullanarak Doğu ile Batı'yı üzerinden bir fotoğraf tartışması, fotoğraf paylaşımı ile yapıyoruz. Geçen seneki Citizen Stories'di konseptimiz. Bu yılda Başka Hayatlar, Lives of Others, Lives of Others çevresinde 47 sergi, yaklaşık 20'ye yakın panel söyleşi ve yüzlerce portfolyo session yapacağız. 5 tane farklı alanda, Beşiktaş'ın sokaklarında. Hı-hı. Bir tanesi İskele Meydanı, hı-hı, bir tanesi Beşiktaş'ın içerisindeki köy içi dedikleri Kartal Heykeli'nin orası, Barbaros Kulvarı üzerinde bir tane mekanımız da var ve en önemli merkezlerimizden bir tanesi de Ortaköy'deki Yahudi Yetimhanesi. Bu 5 mekanda festival izleyecekler İstanbullu fotoğraf severler. Tam bir sokak festivali gerçekleşmiş olacak. Bir festival ama sokağa temel alan bir festival. Kapalı alanlarımız da var. Ama daha çok fotoğrafı insanların kolay tüketebilecekleri mekanlara getirmeye çalışıyoruz. Yerli ve yabancı fotoğraf sanatçıları olacak. Evet. Bu konuyla da ilgili bir kısacık bilgi alalım. Kaç kişi var? Dediğim gibi 47 sergi var, 100'e yakın misafirimiz var. Hı-hı. İşte editörler, fotoğraf editörleri, yazarlar, akademisyenler olmak üzere 100'e yakın misafirimiz var festivalde. Dünyadan Joseph Kudelka'dan tutun Attakim'e kadar ve bu yılın özel bir bölümümüz de var, onu da bahsetmeden geçmeyelim. Aragüler'e özel bir bölüm yaptık bir yıl. Aragüler'i anlamak ve Aragüler'e şapka çıkarmak adına saygı bölümümüz var. Aynı zamanda Aragüler'le yaptığımız bir Pera Müzesi ile ortak bir söyleşimiz var, Arayı anlamak üzerine. Öyle bir festival. Aynı zamanda Macar kültürle yaptığımız ortak bir Beyoğlu'ndaki galerisinde sunduğumuz bir sergi, ortak bir sergimiz var. Yani İstanbul'un hemen her yerinde bir ay boyunca fotoğraf severlerin izleyebileceği bir etkinlikten bahsediyoruz. Bahsetmiş olduğunuz bu fotoğrafçılarla beraber söyleşiler de gerçekleşecek, evet, aynı zamanda, aynen, değil mi? Festivalimizin iki tane o üniversite ortağı var. Bunlardan bir tanesi Bahçeşehir Üniversitesi hemen yanımızda. Evet. Bir tanesi de Mimar Sinan Üniversitesi. Söyleşilerin bazısını Mimar Sinan'da yapıyoruz. Bazısını Bahçeşehir Üniversitesi'nde yapıyoruz. Onların da bütün programlar, bütün edinecekleri bilgiler fotoistanbul.org adresinde belirli. Oradan da herkes gidip nerede, kaçta, kaçıncı saat, kimin sohbeti var, kimin söyleşi var öğrenebilecekler. Sadece İstanbul için değil, İstanbul dışından festivale katılmak isteyen kişiler de olabilir. Bununla ilgili detaylı bilgileri bir daha alalım sizden. Fotoistanbul.org. Bütün festivalin bilgileri. Her şey var, bütün detayları, kim geliyor, hangi kaç ilk açılış haftasında programlarımız kaçta, nerede, hepsini edinebilirler. Bir ay boyunca İstanbul'un sokaklarında, özellikle de bu mekanda birbirinden değerli fotoğrafçıların fotoğraflarını isteyen insanlar evlerine giderlerken, burada bir çay içmeye giderken gelip uğrayıp görebilecekler. Bu festivalin amaçlarından biri bu mu? Çünkü galerinin dışına çıkmış bir sergi alanı görüyoruz. Şöyle bir şey, sanat birazcık izlemesi böyle çok zor bir konu haline geldi, galeriye gitmek. Bizim halkımız da birazcık... mesela Biennale'lerin en büyük dertlerinden bir tanesi çekinirler. Ben anlarım, anlamam. Hikayesi her zaman olur. Ben anlamam. Oysa ki biliyorsunuz sanat
Eğer gördüğünüzde bir şeyden keyif alıyorsunuz, anlıyorsunuz demektir benim gözümde. Fotoğraf da öyle bir şey. Fotoğraf artık herkesin aslında anlamasının ötesinde kendisini fotoğrafçı istediği cep telefonlarıyla uyguladığı şeylerden bir tanesi. Bunun da ötesinde herkesin izlemesi gerektiğini düşündüğüm bir mecra. O yüzden de sanatı insanların için ayağına getirmek istedik. Özel bir yerlere çağırmak, galerilere sokmak yerine sokağa taşımak istedik. Daha casual bir şekilde, daha rahat bir şekilde izlesinler istedik. Girdisi çıktısı kontrol edilmeyen mekanlar olsun istedik. İnsanların kendilerini rahat hissedecekleri bir festival istedik. O yüzden ve çok insan izlesin istedik. En önemli şeylerden bir tanesi de geçen yani, yıldan özel bir işte sanata çok ilgili olmasa dahi gelsin ve görsün istedik. İlgileneceğine eminiz çünkü. Sadece insanların hayatını kolaylaştırmak istedik. Geçen yıl kaç kişi izledi aşağı yukarı festivali? Valla geçen yıl tam öyle bir istatistik vermek çok zor. Ama geçen sene biliyorsunuz Barbaros Meydanı'ndaydı. Milyonlarca insan oradan her gün geçiyor. Ha, onlardan kaç tanesi izliyor onu bilmem ama çok insanın ziyaret ettiğini biliyorum. Ama milyonlar diyebiliriz. Ama bu tarz festivallerin halka açık meydanlarda yapılıyor olması çok büyük bir farkındalık yaratıyordur diye düşünüyorum ben. Kesinlikle. Yani şöyle bir şey, konumuz da bu yıl başka hayatlar, başkalarının hayatına başka fotoğrafçıların gözünden bakmak. Sanırım bir farkındalık, bir keyif yaratacaktır. Fotoğrafçılar dünyanın neresinde hangi çeşit yaşamlar olduğunu bize anlatacaklardır. Biz de herhalde bu sergiler sonunda başka dünyaların da olduğunu ve başka dünyanın da mümkün olduğunu anlayacağız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgileri için. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun.